Biz de gerçekten bu maça hep birlikte takım olarak çok iyi hazırlandık. Ama dediğim gibi ilk 15-20 dakikada çok istediğimizi sahada yapamadık. Daha sonra oyun içerisinde yaptığımız bir hamleyle maçın dengeledik ve oyun kontrolünü ele geçirdik. 15-20 dakikadan sonra. İlk devre gol bulabilirdik. Birkaç pozisyonumuz vardı, olmadı. Ama ikinci yarı bu oyunu çözmemizle birlikte kaleci üzerinden oyun kurup birazcık da zamanı oynamaya çalıştılar. İkinci yarı Sivasyan'ı oyuna alıp King'i çıkardık. Ön tarafta Ceko'nun arkasını birazcık daha sertleşip pres gücümüzü arttırdık. Tadiç'i kenara alarak onun da oradaki oyun tekniğinden, aklından faydalanarak daha etkili bir başlangıç yaptık. Goller geldi. Sonuçta daha farklı da kazanabilirdik. Ama 3-1 bugün kazandık. Bir de rakibimizin çok organize bir takım. Karşılamaları ve pozisyon olarak bizi iyi beklediler, iyi kompakt bir şekilde kaldılar. Zaman zaman bu blokları açmakta zorlandık. Ama sonuçta dediğim gibi oyun içerisinde yaptığımız hamlelerle ve değişikliklerle de maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir de burada bugün statta bazı oyuncularımıza negatif bir olumsuz tezahüratlar oldu. Biz Fenerbahçe olarak orta ve uzun vadede sezon sonuna kadar bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Taraftarlarıma sesleniyorum. Her oyuncumuz bizim için çok önemli, çok kıymetlidir. Bütün oyuncularımıza destekleyelim, onlara kucaklayalım, göreceksiniz. Onlar da sizi mahcup etmeyecekler sahada. Gerçekten büyük Fenerbahçe için Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyacaklardır. Biz birlik olursak, beraber olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bütün taraftarlarımız bu galibiyeti sizlere armağan ediyoruz. Ama lütfen sizler de bizlere bu oyuncularımıza güvenin lütfen. Teşekkür ederim. Talha Bey. Talha Arslan Maçkolik. Hocam az önce Maribor teknik direktörüne bir soru yönelttim. Fenerbahçe'de en iyi oyuncu kimdi diye. Kendisi bana ne kadar zamanınız var? 10-15 tane oyuncu sayabilirim diye güldü ve teknik direktör İsmail Kartal da çok iyiydi dedi. Neler söylemek istersiniz? Size övgüler yağdırdı kendisi. Onunla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Kendisine teşekkür ederim. Kendisi de gerçekten yani son 10 maçtır bugün 11. maçında mağlup oldular. Özel hazırlık ve Avrupa Kupalarını ligde 2'de 2 yapı liderler. Belki cümlelerim içinde söylediğim bir şey var. Oyun içinde yaptığımız değişikliklerle dedim biz. 15. dakikadan sonra onun taktiğini kırdık rakibin. Kontrol ele geçirdik biz. O onu söylüyor. Onun için de bu da bizim işimiz. Her antrenör bunları yapabilir. Biz de bugün oyuncularımız sayesinde bunu yaptık ve başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ahmet Bey. Hocam maçın büyük bir kısmında üstün taraftınız ama neredeyse ilk pozisyon gol oldu ve orada doğal olarak kısa bir şaşkınlık süreci yaşandı. Burada yaptığınız hamlelerin hepsi gol asist katkısı vererek maçı bitirdi. Uzun bir sezon, geniş bir kadro, oyuna yapılacak hamleler anlamında girecek oyunculardan beklentilerinizi sezona dair aktarabilir misiniz bize? Bugün oyuna soktuğumuz oyuncularımızın bazıları gerçekten benim istediğim gibi takıma katkı verdiler. Bazıları ya iyi ısınamadı ya adapte olamadı. Biraz vasat kaldılar ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarımızda bunlar olabilir. Bazı oyuncular oyuna girer, çok şey katabilir. Bazı oyuncular girdikten sonra adapte olamaz, bir şey verememeyebilir. Bunlar çok normal futbolun içinde. Buyurun. Sinan Yılmaz Vole, tebrikler hocam. Sanırım Neft Çimbakü maçından sonraki basın toplantısında 2-8 numara kullanmak istiyoruz dediniz idealde. Ve ilk Zimbru maçında da bu taktikle çok iyi bir oyun vardı. Fakat ikinci Zimbru maçı ve bu maç 4-2-3-1'e dönen bir Fenerbahçe var. Ve ikinci yarı 4-3-3'üne daha iyi oldu. Hem Süper Lig'in ilk maçında hem de daha sonrası için ana planınız 4-3-3 mü olacak diye sormak istiyorum. Şimdi her hafta rakibe göre hazırlanıyoruz. Bizim oyunumuz 4-3-3 oynuyoruz biz. Ama bazen öyle bir oluyor ki top rakipteyken 4-2-3-1'e dönüyoruz. Bazen 4-1-4-1'e dönebiliyoruz. Bazen de 4-3-3 gibi oynayabiliyoruz. Dediğim gibi bizim ana felsefemiz 4-3-3 oynamak. Bir de oyuncularınızın elinizdeki form durumuna bağlı.
rakibe bağlı, geç gelenler var, işte sakat oyuncularınız var. Ona göre siz de bir plan yapıyorsunuz. Elinizdeki sağlıklı oyuncularla rakibe göre en iyi bir planla maça çıkıyorsunuz. Ama bizim ana felsefemiz 4-3-3. Erhan Bey. Hocam tebrik ederim. Konuşmanızın başında daha farklı galibiyet de alabiliriz demiştiniz. İki farklı bir galibiyet var. Bu skor tur için yeterli görüyor musunuz? Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. 3-1 kazandık ama biz orada aynı ciddiyetle maç 0-0'mış gibi gideceğiz. Çünkü karşımızda iyi futbol oynamaya çalışan bir takım var. Rakibe saygı göstererek orada da işimizi en iyi yapıp kazanmak için gideceğiz. Buyurun. Hocam tebrikler. Bugün özellikle tanıtabilir miyiz kendimizi? Niko Yenibayrak, TV Bu Spor. İsmail Yüksek maçın en iyilerinden biriydi. Merkez orta saha transferi içinde bugün bazı isimler gündeme geldi. Şu form durumuyla 6 numaradaki transfer durumuna ilişkin geleceğe dair bir ışık verdi mi size? Yani oradaki formanın 1 numaralı adayı şu an İsmail Yüksek midir? Şimdi biz 3 kulvarda mücadele ediyoruz. İsmail Yüksek bugün gerçekten iyi bir mücadele, iyi bir oyun çıkardı. Doğrudur. Ama dediğim gibi orta ve uzun vadede biz 3 kulvarda yürüyebilmemiz için burada bizim alternatifimizin olması gerekiyor. Güçlü bir orta sahamızın olması gerekiyor. Onun için şu anda bununla ilgili bir çalışmalar devam ediyor. Ama maça göre, rakibe göre Avrupa Kupası, Lig biliyorsunuz rotasyonlu bir şekilde herkes bu takımda, o bölgede oynayabilir. Son soru Devrim Bey. Devrim Zengi Beyaz TV. Tebrikler hocam. Maçta zaman zaman ufak da olsa hatalar olunca homurdanmalar oluyor hocam. Bu anlamda sizin buradan taraftara bir çağrınız var mı? Az önce cevap verdik Devrim Bey. Öyle mi? Özür dilerim. Ben yeni geldim. Hocam bir şeyi sorabilir miyim? Fred'le ilgili gündeme gelen son isim Fred. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi şu ana kadar bitmiş herhangi bir şey yok. Bitmeyen bir şey için konuşmak şu anda pek doğru olmaz. Bekleyelim bakalım. Yani bir gerçekleşmeden şu an bir şey söylememiz doğru olmaz yani. English. Please. Just one or two questions, short. From Maribor for Vercher, the daily newspaper. Did you expect more from Maribor, and what do you think about Iličić pass for goal from Maribor? Maribor'a saygı duyuyor musunuz? Maribor'un geçmişle ilgili ne düşünüyorsunuz? Maribor'a saygı duyduğumuzu zaten konuşmamın başında söyledim. İyi bir antrenörleri var, iyi bir takım. Futbol oynamaya çalışıyorlar, asla pes etmiyorlar. Dediğim gibi bugün 11. maçında ilk defa mağlup oldular. Rakibe saygı duyarak oynadık. İkinci maçta da saygı duyarak oynayacağız. Çünkü iyi bir takım. Hiçbir zaman küçümsenecek ya da hafife alınacak bir takım değil. Gayet iyi futbol adına güzel şeyler yaptılar bugün. Karşılamada, pozisyonda, bloklarda bizi bayağı zorladılar ilk devre. I will translate it to you. İyi akşamlar, teşekkür ediyoruz. Buyurun.